Teşekkürler Sayın Bakan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden görüşüyoruz ki sosyal yardımlarda adaletsiz ve eşitsiz dolu uygulamalar var. Engelli kadro niye her zaman olduğu gibi boş. 657 sıra devlet memuru kanunun 53. maddesine göre kamuda %3 engelli çalıştırma zorunluluğu var. Sayıştay diyor ki bazı kamu idarelerinde bu işsizden yükümlülüğü uygulanmıyor. Sayın Bakan, niye bu konuda harekete geçmiyorsunuz? Buna uymayan bakanlıkları niye uyarmıyorsunuz? Engelli kadroları niye boş bırakıyorsunuz? Pozitif ayrımcılık yapmanız gereken bu vatandaşlarımızın hakkını niye aramıyorsunuz? Yine bakın ödemelerde haksızlık var. Sayıştay'ın 2020 raporunda görüyoruz ki bakıma muhtaç engelli aylığı, engelli aylığı ve engelli yakını aylığı alınmasında büyük usulsüzlükler var. Kıstaslara uymayan kişilere aylık bağlanıyor. Bakın engelli yakını aylığı olan kişi sayısı 2007 yılında 8877 iken bu sayı 2020'ye geldiğimizde yaklaşık 10.7 kat artarak 95542'ye fırlamış. Engelli yakını aylığı alan kişi sayısı tam 10 kat artmıştır. 3 yıldaki bu artış çok dikkat çekicidir. Bu veriler yakından incelenmedir Sayın Bakan. Engelli aile ödemeleri için kullanılan sağlık kurulu raporları ile Aile Bakanlığı'nın verileri hiçbirbirine uyuşmuyor. Sayıştay'ın tespitlerine göre sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporları ile sosyal yardımlar yapılmış. Aile Bakanlığı sahte raporlu kişilere engelli aylıkları bağlarken gerçekten yardıma muhtaç olan kişileri ise maaş bağlanmamış. Bunun vebali sizin yakınızdadır Sayın Bakan. Aslında Sağlık Bakanlığı sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporlarını tespit etmiş. Ne var ki bu bilgilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Taşla Teşkilatı'na bildirilmediği için sahte raporlara dayanak yapan yardım ve destek ödemeleri maalesef devam etmektedir. Aile Bakanlığı diyor ki engelli sağlık kurulu raporuna usule uygun imza ve kaşe varsa ben bunu tanırım. Hayır, tanıyamazsın Sayın Bakan, Sayın Yetkililer. Bu raporları Sağlık Bakanlığı'ndan teyit ettirmek zorundasın. Bu devletin kaynaklarını sahte raporlu kişilere akıtamazsınız. Sayıştay, Aile Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na yakın işbirliği içerisinde olmasını istiyor. Bu yüzden tüm şüpheli ödemeler Sağlık Bakanlığı'na teyit edilene kadar durdurulmalıdır. Yine Sayıştay diyor ki, Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde sağlık kurulu raporu olmayanlar ile rapor alıp ağır engelli ve tam bağımlı olmayan kişilere de engelli evde bakım ödemesi yapılmış. Evet, bir an evvel mevzuatını düzeltin Sayın Bakan. Sadece hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına bakıldığı zaman üzerine kayıtlı evi, arabası, arsası olanlara 2828 sayılı kanun uyarınca engelli evde bakım ödemesi yapılıyor. Ama oturduğu ev kira olan ve kira gideri ödemek zorunda olan ancak askeri ücret gelir şartını az da olsa aştığı için başvurusu reddedilen kişiler vardır. Bu nasıl bir adaletsizliktir Sayın Bakan, size soruyorum. 2828 sayılı kanun ile 2022 sayılı kanun arasındaki farklılıklar vardır. Mevzuatı bir an evvel düzeltmelisiniz Sayın Bakan. Bir de yabancılar var. Bakanlık çalışanlarına sorarım. Türkiye'li yol geçen hanımı, çalışma süresi biten yabancılar niye takip edilmiyor? Çalışma izin süresi bittiği halde çalışanlara ve bunları çalıştıranlara neden ceza verilmiyor? Bir de şehitler arasında farkımız var. Şehit maaşları arasında fark var. Lütfen şehitler arasındaki maaş farklarını giderin. 15 Temmuz şehitleri için farklı. PKK ile mücadelede şehit olanlara başka maaş veriliyor. Kıbrıs gazisine başka maaş, diğer gazilere daha farklı maaş bağlanıyor. Vatanı ve ülkesi için savaşan gazilerimiz arasında, şehit yakınları arasında ayrımcılık yapamazsınız. 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraya ne oldu Sayın Bakan? Bunun akıbeti nerede Sayın Bakan? 15 Temmuz şehitlerimiz ve polislerimiz, şehit olan polislerimiz sizlerden bu parayı bekliyorlar. Aileler bekliyorlar. Bu paranın üzerine çökemezsiniz Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, basınımızın ve bakanlıkların saygın temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 10 Kasım. Sözlerime başlamadan önce bize bağımsız, demokratik, layık, sosyal hukuk devletini armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Sayın Bakan, engelli kuruluşları ve işsiz engelliler adına bizlere ulaşan temsilciler, fiziksel algının ötesinde bir erişilebilir anlayışı için kamuya 10 bin atama ve kamuda engelli kotasının %6'ya çıkarılmasını talep etmektedirler. Bu dönemde sınava giren sayısı artarken atama sayısı ne yazık ki azalmıştır. Kamuda 7.797 engelli memur açığı bulunmaktayken sınava giren yaklaşık 200 bin engelli aday vardır. Bu adaylardan eğitim durumları göz önüne alınarak
adaletli bir kadro dağılımının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca kamuya tek seferde en az 10 bin atama yapılmasını ve kamuda %6 kota sağlanmasını talep etmektedirler. Türkiye'de ciddi bir çocuk ve çocuk hakları sorunu bulunmaktadır. Ülkemizde hala önemli oranlarda çocuk evlilikleri, çocuk işçiliği, mültecilik, çocuk yoksulluğu, ihmal, istismar ve taciz gibi çok sayıda sorun yaşanmaktadır. Üstelik AKP iktidarı döneminde bu sorunlar daha da derinleşmiş ve bu şekilde devam etmektedir. Bu duruma bir de COVID-19 pandemisinin çocuklar üzerindeki etkisi eklediğimizde toplumun diğer kesimlerine oranla daha acımasız bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız. Üstelik Türkiye'de çalışma hayatı içerisinde çocuklar çalışırken iş cinayetlerine kurban gitmeye devam etmektedirler. Ne yazık ki verilere göre 2013'te 59 çocuk, 2014'te 54 çocuk, 2015'te 63 çocuk, 2016'da 56 çocuk, 2017'de 60 çocuk, 2018'de 67 çocuk, 2019'da 67 çocuk, 2020'de 68 çocuk ve 2021 ilk 5 ayında 19 çocuk, yani 2013 ve 2021 yılları arasında en az 513 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Okulda olması gereken çocuklar maalesef tehlikeli ve riskli iş yerlerinde çalışmaya devam etmektedirler. Yapılması gereken bellidir. Her şeyden önce ve ilk etapta çocuk işçiliği derhal yasaklanmalıdır. Çocuk işçiliği ve mücadele sağlam bir yasal zemine oturtulmalıdır. Ağır yaptırımlarla bana göre sağlıklı bir yasa çıkartılmalıdır. Onurlu insanların yaşadığı saygın bir ülke olarak Türkiye imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymalıdır. Yurt dışı olsun olmasın çocuk işçiliğini önlemek için tedbirler alınmalı, destek programları yürürlüğe konmalıdır. Çocuklarını ekonomik gerekçelerle zorla çalıştıran ailelere dönük çok geniş kapsamlı politikalar yürürlüğe konmalıdır. Çocuk işçiliği yasaklansın, 4857 sayılı yasa uygulansın, çocukların iş yerlerinde ölmesine neden olanların da kalbi kurusun. Bir başka deyişle pandemi sürecinde çocukların üstün yararı gözetilmemiş, adeta çocuklar yok sayılmıştır. Bu süreçte birçok çocuk eğitim hakkından mahrum kalmış, uzaktan eğitime dahi katılamamışlardır. Çocuğun eğitim hakkı ilk olarak 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne herkes eğitim hakkına sahiptir ifadesiyle yer almıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi eğitim hakkıyla ilgili en kapsamlı düzenleme olmasına rağmen iktidar bu konuyu yeteri kadar uygulayamamıştır. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta bütçesini görüştüğümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı teklifinde Türkiye'de çocuk işçiliği başlığı yer almıştır. Teklifte yer alan bilgiye göre 2020 yılında tespit edilen çocuk işçi sayısı 12.457 olurken bu sayının 2021 yılının sonunda 27.000 olması öngörülmektedir. Ancak Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Çocuk İşçilik Yasaklansın başlıklı İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclis raporuna göre Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi var. Üstelik bu sayı yaz aylarında daha da artmakta ve sayı 5 milyona yaklaşmaktadır. Ancak hemen belirtelim ki çocukların çalıştırılması, yani çocuk işçiliği yasaktır. Çocuk işçiliğini... Ben farkına varmamışım, kusura bakmayın. Lütfen son cümlenizi alalım. Çocuk işçiliği konusuna açık ve net söylüyorum. 4857 sayılı yasaya göre 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması tehlikeli ve riskli olmasıyla beraber Birleşmiş Milletler'in ve 4857 sayılı yasanın uygulanmasını buradan bir kez daha talep etmekteyim. Ünal Demirtaş, buyurun lütfen. Bugün Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığı bağımsız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyata intikal edişini 83. yılında büyük bir saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun diyorum. Sayın Bakan, bakanlık görevinize yeni seçildiniz, görevinizde başarılar diliyorum.
Ayrıca bakanlığınızın 2022 yılı bütçesinin de hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığınız bütçesi üzerindeki değerlendirmemde toplumun en yoksul kesimlerini doğrudan ilgilendiren aile destekleri sigortası üzerine yapacağım. Sayın Bakan, 19 yıllık AK Parti iktidarlarının kötü yönetimi sonucunda milli gelirin giderek düştüğü, en zengin ile en yoksul arasındaki gelir farkı makasının giderek açıldığı, zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu, kronikleşmiş işsizliğin ve kayıt dışı çalışmanın artmasına bağlı olarak da yoksul sayısında giderek arttığı ve yoksulluğun da giderek derinleştiği bir dönemi yaşıyoruz. AK Parti'nin uyguladığı yanlış politikalar sonucu maalesef gelir dağılımındaki bozulma ve yoksulluk giderek daha kalıcı hale gelmektedir. Sayın Bakan, konuşmanızda iktidarınız döneminde sosyal yardım harcamalarını 4 kat arttırdığınızı ifade ettiniz. Evet, biz de bu sosyal yardımların artmasından dolayı memnuniyet duymaktayız. Bundan şikayet etmiyoruz. Oysa asıl olan ise yoksulluğun bitirilmesidir veya minimize edilmesidir. Ancak siz yoksulluk ile mücadelede iktidar olarak başarılı olamadınız. Sosyal yardımlar da görece artmış olsa da yapılan ödemeler Avrupa ülkelerinin çok çok gerisinde kalmaktadır. Rakamlar bunu göstermektedir. Bizim iktidarımızda Sayın Bakan, biz sizin yapamadığınız aile destekleri sigortası kanunu çıkarıp sosyal yardımları artıracağız. Sayın Bakan, bakın yoksul sayılarını makyajlı da olsa TÜİK 2006'da itibaren hesaplamış. Bakın burada rakamlar çok açık. 2006 yılında 17.165 yoksul varken 2020 yılına geldiğimizde bakın 17.921.000 yoksula çıkmış sayı. Bu nedir biliyor musunuz Sayın Bakan? Bu Cumhuriyet tarihi rekorudur. Yoksullukta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdınız Sayın Bakan. Dolayısıyla bu rakamlara dikkatlice bakmak gerekiyor. 18 yılda 18 milyon yoksul ortaya çıktı Sayın Bakan. Neyi çözdünüz 18 yılda? Koskoca bir hiç. Sayın Bakan, yine sosyal konuşmanızda biz sosyal yardımların milli geliri oranını 4 kat arttırdık diyorsunuz. Bundan yine memnun olduk. Yeterli mi? Ama yetersiz. Avrupa ülkeleriyle bir kıyaslama yapacağız. Bakın Avrupa ülkelerinde 2017 Eurostat verilerine baktığımızda sosyal koruma gelirlerinin milli geliri oranlarına baktığımızda bakın en yüksek oran Fransa'da %34. Danimarka'da %32. Bazı arkadaşlar, AK Partili arkadaşlar şunu söylüyorlar. Almanya bizi kıskanıyor falan deniliyor ya, böyle bir palavraları var ya AK Partili arkadaşların. %29 bakın yardımları. Ama Türkiye'ye geldiğimizde bakın Makedonya %14, Romanya %14, Türkiye 35 ülkenin içerisinde %12 ile sonuncu değerli arkadaşlar. Yani rakamlar sizin verilerinizi doğrulamıyor. Değerli arkadaşlar, tabii Nisan 2020 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de %26'lık bir kesim temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak derecede yoksul. Dünya Bankası kişi başı günlük tüketimi $5.5 seviyesinin altında olan kişileri mutlak yoksul olarak kabul etmektedir. Bu kişiler yoksulun da yoksul olan kişilerdir. Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomi İzleme Raporu'nda mutlak yoksul sayısı ise 2020 yılında 10.171.000'e yükseldiğini belirtilmektedir. Buna göre ülkemizde 2020 yılında 10 milyon kişi günlük harcayabilecek 38 lirayı dahi bulamamaktadır. Öte yandan bu 10 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik şemsiyesinin de kapsamı dışındadır. Sadece genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir. Yani Sayın Bakan, rakamlar sizi doğrulamıyor. Çünkü ülkenin kaynaklarını yoksullara aktaracağınıza beşli çeteye, yandaşlara ve zenginlere aktarıyorsunuz. Sayın Bakan, insanca yaşam her yurttaşımızın en temel haklarından birisidir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak devletimizin en temel görev ve sorumluluklarından birisidir. Teşekkür ediyorum. Süreniz doldu. Efendim, bir iki cümleyi tamamlayacağım efendim. Evet. Bizim bunun için bir önerimiz var. 102 nolu İLO Sözleşmesi'ni 50 yıl önce imzalamışız. 9 sözleşmeden 8'i yürürlüğe girmiş. Yürürlüğe girmeyen bir tek sözleşme var. O da aile destekleri sigortası. Bunu bir an evvel yürürlüğe girmesini talep ediyoruz. Eğer siz yapmayacaksanız bizim iktidarımızda aile destekleri sigortası yürürlüğe girecek Sayın Bakan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hayırlı olsun. Bu kapsamda
önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye son 10 yılda ekonomik, sosyal, kültürel bir çöküş yaşıyor. Özellikle genç işsizlik oranı artmış durumda ve özellikle gençlerimiz Türkiye'de geleceğine güvenle bakamaz durumda. Bir taraftan bu, bir taraftan da basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere baktığımıza göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı gittikçe artıyor. Son 10 yılda Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı %189 artmış durumda. Ve yine basına yansıyan bilgilere ve iddialara baktığımızda Türkiye uyuşturucu satışının, trafiğinin önemli kilit noktalarından birisinde yer alıyor. Bu kapsamda bakanlığınızla ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Kastamonu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde bir gazi yakını olduğu gerekçesiyle elektrik teknisyeni olarak göreve başlamış 22-23 yaşlarındaki bir gençten bahsetmek istiyorum. Bu genç bir gazi yakını olduğu gerekçesiyle işe başlamış. Elektrik teknisyeni olarak görev yapacakken Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün şoförlüğünü yapıyordu. Bütün gazilerimiz başımızın tacı. Dışarıda milyonlarca insan işsizken bu arkadaşımız iş bulmuş. Yalnız Mart ayının 24'ünde Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir operasyonda kendi özel arabasında tam 594 tane uyuşturucu ilaçla yakalanmış ve valilik tarafından muhakkik atanarak bir soruşturma başlatılmış. Yalnız görevden alınmamış. Biz 27 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğumuz açıklamadan sonra da görevinden alınmış. Bu zaman zarfı içerisinde Kastamonu merkezdeki görevinden İnebol'daki huzur evine geçici görevle gönderilmiş. Şimdi sorum şu Sayın Bakan, eğer bu çocuk suçluysa neden ben açıklama yapana kadar görevinden alınmadı ve tutuklanmadı? Eğer bu çocuk suçsuzsa ben açıklama yaptıktan sonra neden görevinden alındı ve tutuklandı? Şimdi bizim derdimiz 22-23 yaşlarındaki bir genci mahkum etmek, onunla uğraşmak değil. Ama bildiğiniz gibi uyuşturucu satışı tek başına yapılan bir iş değil, organize yapılan, bir şebeke tarafından yapılan bir iş. Bu çocuğu 7 ay 7 gün boyunca görevinde tutan, koruyan, kollayanlar hakkında soruşturma açıldı mı? Bu çocuğu kimler koruyor, kimler kolluyor? Bununla ilgili bakanlığınızın bir çalışması var mı? Hatırlarsanız Kastamonu, tüm Türkiye kamuoyu bilecektir. Yine son bir yıl içerisinde pudra şekeri gibi bir konuyla gündeme gelmişti. Kastamonu'nun Cumhuriyet tarihindeki yerine baktığımızda böylesi uyuşturucu ve pudra şekeriyle gündeme gelmiş olması Kastamonuları fevkalade üzüyor. Ama şu da bir gerçek ki gençlerimizi yine gençlerimizin eliyle zehirlenmesine de asla müsaade etmeyeceğimizi buradan bir kez daha bildirmek istiyorum. Yine bir konuyu daha söylemek istiyorum. Bu şahıs ben konuşma yaptıktan ve görevinden alındıktan sonra sizin milletvekilinizin yaptığı bir konuşmaya sosyal medyada altında şöyle bir yorum yapmış. Benimle ilgili demiş ki arabasında 594 tane uyuşturucu hap bulunan çocuk benimle ilgili demiş ki yalan konuşuyorlar, onları Rabbime havale ediyorum diyor. Bu dil bana tanıdık geliyor. Bu dil iktidarın dilidir. Bu dil sizin dilinizdir. Bizim yapmış olduğumuz yolsuzluklarla ilgili, kadın cinayetleriyle ilgili, uyuşturucu satışıyla ilgili yapmış olduğumuz tüm açıklamalara iktidarımız aynen böyle cevap veriyor. Vatan bölünmez, ezan dinmez cevabı veriyor. Bu gençleri bilerek ve isteyerek bu yola sizler sürüklüyorsunuz. Şimdi yapılması gereken bu uyuşturucuyu kullanan gence de el uzatmak kaydıyla bu şebekeyi ortaya çıkartmak ve gençlerimizin, dediğim gibi, gençlerimizin eliyle zehirlenmesinin önüne geçmektir. Bu sorumluluk başta bakanlığınız olmak üzere iktidarınıza aittir. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi engellerle boğuşan bir engelli topluluğumuz var. Anayasa maddesine göre, yasalara göre ayrıştırıcı tutup alma şansımız yok kanunen. Ancak buna rağmen engellilere bir ayrımcılık yapılıyor. Başka rakamlarla burada bir sorun var. Örneğin 2014'te ülkedeki engelli sayısı 8.431 diye açıklanmış. Ancak 2006'ya geldiğinde özürlü raporları yönetmeliği değişmiş. Bir anda 6.758 kişi azalmış ve 2008'de Başbakanlık raporunda 1.673.000 engelli sayısı açıklanmış. Bir defa bunun netleştirilmesi lazım. Her seferinde yeni raporlarla, yeni yönetmeliklerle bir gün engelli, ertesi gün engelli değil ya da maaşlar ya da
ona verilen imkanların değişme durumu bu insanlara yapılan en büyük zulümdür. Bir de sayıyı da kabul etmek lazım. Bu ülkede öyle ya da böyle 8,5 milyonuna yakın bir engelli var. Ve bunu etkileşen oran 30 milyonu buluyor aileleriyle birlikte. Bu anlamda engellilerin bir erişim sorunu var, eğitim sorunu var, istihdam sorunu var, eşit ilkeyle yaşamak gibi bir sorunları var. Burada bir başka mantalitede şu, engellilere yapılan destekler bir lütufmuş gibi algılatılıyor. Dönemin Sağlık Bakanı buna en güzel örnek budur. Görmediğiniz halde size iş veriyoruz diyorlar. Bir bakan, bunu Sağlık Bakanı ifade ediyor. Bir kere meseleye biz bir lütuf olarak bakmamak lazım. Anayasanın kanunları emrediyor noktasından bakmamız lazım. Bugün İslam açısından bakıldığında nüfusun %50'si çalışıyor. Ancak engellilerde bu oran %22'yi bulmuş durumda. Yani %78 engelli çalışamıyor. Özellikle kadın istihdamında bu çok daha fena. 1/4'e kadar düşmüş durumda. Ancak iş kanununda şöyle bir durum var. Kamu sektöründe %4, özelde %3 oranında çalıştırma zorunluluğu var. Ama bakıyorsunuz devletin kendisi buna uymuyor. 10 bine yakın engelli eksiği var ve bunu almıyor. Birinci sorum şudur size. Bir bakan olarak özellikle engellilerin tek sığınacakları bakanlık olarak sizin hükümetten, iktidarda, bütçeden daha doğrusu 10 bine yakın bu engelli kamu personeli kadrosu talebiniz var mı? Bu en azından onları korumak açısından çok kıymetli diye görüyorum. Maaşlar konusu da keza aynı şekilde. Örneğin %40 ile 69 engelli olanların aylığı 660 lira. İş vermeseniz daha iyi. Asgari ücretin 1/4. %70'in üzerinde olanlar da 991 lira. Bu da asgari ücretin 1/3. Evde bakıma muhtaçlar 1800 liraya kadar bir destek alıyorlar. O da asgari ücretin yarısı. Bunu da insani bir boyuta getirmek lazım özellikle bu ekonomik kriz döneminde. Bir de son dönemde çok sıkça dile getiriyoruz. Biraz önce Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl da dile getirdi. Son 3 yıldır Sayıştay'da sağlık kurulu olmayanlara engelli kayıt sistemi üzerinden hiçbir raporu olmadan hadi maaş bağlandığı ifade ediliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü 442 bin kişiye engelli olmadığı halde sahte raporla maaş almış. Ödenen tutar 11 milyar. Ancak 2020 yılında evde bakım için ödenen pay 535 bin kişiye 9 milyar 474 bin. Yani yasal mevzuata uygun halde verilen tutardan daha fazla rapor olmayan sahte raporla maaş verilmiş. Şimdi siz yardımda bulunmanız gereken kesime sahte raporlarla alanlardan daha az yardımda bulunmuşsunuz. Bu şunu gösteriyor. Demek ki usulüne uygun olmadığın zaman yardım daha çok olacak. Bu toplumda bir tartışmaya, kafalarda soru işaretine sebep oluyor. En önce şunu yapmak lazım. Engelliler, daha doğrusu ihtiyacı olan kesimleri siyasetin dışında tutmak gerekiyor. Bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmamak gerekiyor. Ancak bu yolsuzluğun üzerine gidilmemesi toplumu yoksullaştırmak üzerinden bir seçim kaygısı olduğunu gösteriyor. Yardıma muhtaç bir toplum yaratmak hiç kimseye yakışmaz, özellikle sizin bakanlığınıza diyor. Saygılar sunuyorum. 820 kişi asgari ücretle çalışıyor. Halkın %30'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yaklaşık 4 milyon işsiz varken 16 milyon insan açlık, 50 milyon insan ise yoksulluk sınırının altında yaşamını idame ettirmeye çalışmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 faaliyet raporunda belirtildiği üzere sosyal yardıma muhtaç aile sayısı bir yılda %102 artışla 6.6 milyonu aşmıştır. Bu kapsamda sosyal güvenlik hakkı anayasamızın 60. maddesinde düzenlenmiş. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri almak ve teşkilatları kurmakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede insanca bir yaşam, toplumsal adalet ve eşitliği sağlam soracağım. Toplumsal adalet ve eşitliği sağlaması adına 1971 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 102 sayılı sosyal güvenliği askeri normları sözleşmesi kapsamında sayılan 9 sigorta dallarından birisi olan aile sigortası ne yazık ki TPMM'de kabul edilmesine rağmen uygulanmamaktadır. Uygulanması için çalışmanız var mı? Olacak mı? Sorun bu kadar. Veri tabanında kaydı olmayan kişilerin ve Sağlık Bakanlığı'nın engelli sağlık kurulu raporu veri tabanında kaydı olup da
ağır engelli veya tam bağımlı ifadesi içeren engelli sağlık kurulu raporu olmayanların bakıcılarına engelli evde bakım ödemesi yapılmıştır denmektedir. Türkiye'de ve Muğla'da ayrı ayrı kaç kişiye böyle bir ödeme yapılmıştır? Miktarı nedir? Bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın engelli sağlık kurulu raporu veri tabanında kaydı olmayan ve Sağlık Bakanlığı'nın engelli sağlık kurulu raporu veri tabanı kaydı olup engel oranı %40'ın altında olan kişilere engelli aile ödemesi yapılmıştır. Türkiye'de ve Muğla'da ayrı ayrı kaç kişiye böyle ödeme yapılmış ve miktarı nedir? Bu konuda işlem yapılmış mıdır? Gelir eşitsizliğinin ölçüm aracı olan Gini katsayısını kaç olarak hesaplıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Fikret Şahin. Zaten göre %40 ve üzerindeki engelli kişiler engelli haklarından yararlanmaktır. %1 ile 39 arasında engel olan kişiler ne sağlam ne de engelli olarak kabul edilebiliyorlar ve sağlam olarak işe girmek istiyorlar, giremiyorlar. Engelli haklarından faydalanmak istiyorlar, faydalanamıyorlar. Benim sorum şu, %1 ila 39 arası engeli olan kişiler için bir düzenleme düşünüyor musunuz? Bir de örnek vermek istiyorum. Tek gözü kayıp olan bir kişi %32 engeli var. Ne sağlam ne de engelli. Yani bunlar atıl şekilde kalıyorlar ve bir hayli sayıları fazla. Diğer bir sorum da şu olacak. Gazilerin statüsü arasındaki farklı gaziler arasında derin travma yaratıyor. Bunu bir an önce gidermekte büyük fayda var ülkemiz açısından. Bununla ilgili bir çalışma yapmanızı rica edeceğim. Yine kırmızı gazileri halen ülkemiz tarafından ne beratları verilmiş ne de madalyaları verilmiş. Böyle bir talepleri var kırmızı gazileri. Bu konuda da bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Ben de sorun mu? Açısından derin yoksulluk Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Bu derin yoksulluğun sebebi gelir dağılımındaki adaletsizlik. Gelirden en fazla pay alan %10'un elde ettiği gelirin en az pay alan %10'un elde ettiği gelire oranı P90'a P10 diye tanımlanan oran 14.6'ya çıktı 2020'de ki bu 15'i geçmiş gözüküyor. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğu müddetçe geniş halk kitleleri yardıma muhtaç kalacak. Temelde mesele insanların işe ulaşabilmesi, gelir elde edebilecekleri bir atmosferin oluşması. Bekleyen bu konuda bir paradigma değişikliğine gitmeyi düşünüyor musunuz? Yoksullukla mücadele sadece yardımla mı sınırlı kalacak? Değerli arkadaşlar, dile getirdiniz. Devlet koruması yetişen ve reşit olan gençlerin kamuda istihdamıyla ilgili bir çalışma var. Ama burada şöyle bir sorun oluyor. 18 yaşını doldurduktan itibaren istihdam güvencesi olmadan yurtlarına ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bu gençlere bu istihdam olanağı sağlanmadan ayrılmamaları konusunda bir çalışma yapmak gerekiyor. Bir de uyuşturucu bağımlılığı konusu gerçekten çok kronik ve ciddi bir sorun. Burada eğitimler verdiğinizi söylediniz ama bence çok ciddi saha ve alan çalışmaları yapmak gerekiyor. Mesela İstanbul, Bağcılar, Arnavutköy, Esenyurt ilçelerinde ciddi bir hızlıca saha çalışması yaparak tabloyu ortaya koymanız gerekiyor ve buna göre de adımlar atılması gerekiyor. Teşekkürler. Yaptığınız sunumda kadın konuk evlerinde kalan kadın sayısı 36 bin, konuk evlerinde kalıp işe yerleştirilen kadın sayısı sadece 350. Yine meslek edindirme kurslarına yönlendirilen kadın sayısı 800. Aradaki devasa fark, yani sadece 100 kadından biri istihdam edilmiş. Acaba kadınlar mı çalışmak istemiyor yoksa siz yerleştirecek bir iş bulamıyor musunuz? İkinci soruda sunumunuzda kadına yönelik şiddetle ilgili 6284'ten genelgelerden, eylem planlardan bahsetmişsiniz. İstanbul Sözleşmesi'nden ne çekildiğine ne de imzalandığına dair tek bir cümle var. İmzalamak mı başarıydı, çekilmek mi başarıydı? Eğer bir başarı varsa ortada her ikisinden biri, neden buraya yazılmadı? Teşekkürler. Şimdi Sayıştay raporlarına baktığımızda muhasebeleştirmelere ilişkin yardımlarda, muhasebeleştirmeyle ilişkin işlemlerde, bu terkin işlemlerde hatalı uygulamalar var, fazla yersiz ödemeler var. Ayrıca yine Sayıştay raporunda engelli aylık hesaplamalarında 2828 ve 2022 sayılı kanunlarda farklılık olduğuna ilişkin atıklar var. Dolayısıyla bu konuda bir kanun teklifi getirmeyi düşünüyor musunuz? Ayrıca kadına yönelik her tür ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi, verileri ve harcamalara etkinlik ve kalitesinin artmasını sağlayacak alt program başlığınızda performans hedeflerinizin tutmadığını görüyoruz sizin önerdiğiniz buradaki gelen yazılarınızda. Tabii bunların alt programlarında göremediğimiz için program esaslı bütçelemede
Bunların özellikle bütçe kalemlerine rica edeceğim. Nelerdir bunlar? Teşekkür ederim. Hedefler niye tutmadı? 2018, 2019 ve 2020 Sayıştay raporlarında yer alan 442 bin kişiye ödenen, daha önce 2018-19'da 6.9 milyar TL idi, şimdi 11.6 milyar TL'ye ulaştı. Şimdi burada şöyle söyleyeyim size, Sayıştay raporları ile ilgili bir soru önergesi, pardon, CİMER'den bir yanıtı var, Zehra Zümrüt Selçuk'un. Diyor ki, bu yersiz ödemelerle ilgili am alacakları tahsiline uygun olarak tahsilat yoluna gidiyoruz diyor. Tarih 2020, 2. ayın 12'si. Size bir soru önergesi verdim. O soru önergesi de sizin cevabınız şu şekilde. Bakın tarihini de söyleyeyim. 15 Haziran 2021. İçeriğinde verdiğim soruların zaten bir kısmı usulen kamuflaj vardı. Yılda en az bir kez denetim yapılmakta. Yani tüm engellilere yılda en az bir kez denetim yapılıyor diyorsunuz. Ama aynı Sayıştay raporunda, bu seneki raporda, yani 2020'ye ait olanda diyorsunuz ki %52'sinin tarandığını ifade ediyorsunuz. Hangisine inanacağız bilmiyorum. Ayrıca şimdi burada engelli vatandaşlarımızı kapsam dışı bırakıyorum. Gerçekten engelli olup da bakın %90 oturamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor. Siz bu insanlara şu anda tam bağımlı raporu verilmiyor, kısmi bağımlı ve bunlar şu anda maaş alamıyor Sayın Bakan. Ha geleyim diğer mevzuya. Bakın bu da sizin istatistiksel verileriniz. Engelli maaşı olarak verilenler 478.576.775 lira. Yani 40 dolar, 50 dolar, 70 dolar. Hani siz köprüleri vesaire hepsini dolar euro bazında yapıyorsunuz ya. Bu maaşlar eridi Sayın Bakan. Yıl sonunda da ödeyecek. Yıl sonu itibariyle daha da ödeyecek. Bugün herhalde 989.90'ları falan buldu. Şimdi diğer verdiğiniz de 170 dolar. 170 dolar maaş veriyorsunuz. 170 dolar. Siz de bakanlık olarak ben Türk parasının yanındayım ama böyle bir öneride bulunun da dolara euroya bağlayalım. Bunu erimesin. Erimesin. Asgari ücret biliyorsunuz 2-3 ayda %30 civarında eridi. Şimdi bu bulgulara istinaden hangi bakana güveneceğiz? Zehra Zümrüt Selçuk'a mı? Derya Yanık'a mı? Veya bir önceki bakana mı? Şimdi üçünde de veriler şu 442 gibi. Ve bununla ilgili biz meclis araştırma önergesi verdik. Meclis araştırma önergesinde gerçekten kendinize güveniyorsanız AK Parti grubu olarak buna araştırılsın diyecektiniz. Ama şunu söyleyeyim, artık mızrak çuvala sığmıyor Sayın Bakan. Usulsüzlükse usulsüzlük. Ve burada kesinlikle de var. Kesinlikle var. Hayır diyemiyorsunuz. Üç tane çelişkili cevabınız var. Bakanlıkta birbirine devamıdır. Kesinti yok. Türkiye'de devlet de devamlı. Siz bu kadar yolsuzluğun üzerine kısaca bir şey soracağım. Demin bir genel müdürünüze de sormuştum ama oradan şey almayacağım. Bir işitme engelli şahıs sizinle direkt olarak iletişime kurabiliyor mu Sayın Bakan? Sizi arayabiliyor mu? O sisteminiz yok. Bir, iki. SMA bir hastaları için bakanlık onay vermiyor. EMA'nın onayı var. FDA'nın onayı var. Ve insanlarımız resmen bağış dileniyor. Siz bakanlık olarak bu sosyal yardımı dilenmediği tabir ediyorum ama bağış toplamanın yerine siz direkt yardım etmiyor musunuz? Etmeyi düşünmüyor musunuz? Sayın Bakan. Burada şu var Sayın Bakan. Bu kadar mızrağa sığmayan, mızrak çuvala sığmazken, yolsuzluk üzerine yolsuzluk, usulsüzlük üzerine usulsüzlük, hukuksuzluk var iken, siz acaba bu kara delikler varken istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Yaklaşık 6 aydır siz görevdesiniz ve %52'sini dahi takip edemediniz. Ya yıl 2021, bilgisayar sistemleri var, internet sistemi var, iki bakanlık, yan yana iki bakanlık birbiriyle iletişim kuramıyor ve verilerini alamıyor. Böyle bir dünya var mı? 2021. Uzaya çıkacağız, uzay üssü kuracağız diyorsunuz ama 442 bin kişinin yersiz yere maaş alan, usulsüz maaş alan kişilerin hesabını veremiyorsunuz. Bunlar kim ve tahsil etmeyi düşünüyor musunuz? Son çünkü şöyle, Sayın Bakan burada 685 lirayı, siz hukukçusunuz, 685 milyon TL'yi yersiz ödemeyi siz burada defaten bunları şahıslardan istediğini söylüyorsunuz. Sonra da terk ediyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz Sayın Bakan. Kanunsuzluk yapıyorsunuz. Bu bürokratlar hakkında sorumlular hakkında daha soruşturma başlattınız mı Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? İstifa etmeyi düşünüyorum.
Sayın Yücel Doğuş geçer. Görevden almazlar. Affını diler. Affını. 650 milyon. Teşekkür ediyorum. Şaka mı? Evet arkadaşlar söz verdim lütfen. Tamam. 57. konuşmacımız Sayın Kuşoğlu. Son konuşmacı inşallah. 7 telefon bası. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzatmayacağım. Fırsat bulamadığım için bugün konuşamamıştım. Sayın Bakanım, ilk bütçeniz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum size. Arkadaşlar biraz sükuneti sağlarsak. Bugün bir sunum yaptınız ama şöyle 2016'nın sunumu var bende. Bakanlığınızın sunumları arasında 2016 sunumu en kapsamlı sunum. Şimdiye kadar gördüklerimiz arasında. Burada uluslararası kabul edilen yoksulluğun ölçülmesinden yani o kriterden Gini kat sayısına kadar her şeye değinilmiş. Açıklamalar çok detaylı. Ayrıca yapılan yardımlarla ilgili, sosyal yardımlarla ilgili çok detaylı yine tablo haline getirilmiş açıklamalar var. Kalem kalem. Çok güzel, detaylı. Bu konuların konuşulması, tartışılması muhakkak ki yarar sağlayacaktır. Bunlarda eleştirilecek konular var ama bunları gündeme getirmek istemiyorum. Ben tekrar arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarım gayet güzel eleştirilerini tekrarlamak istemiyorum. İlave olarak da bir Sayıştay raporuna değinmek istiyorum. Çünkü siz aynı zamanda 2020'nin de hesabını vermek durumundasınız. Sayıştay raporunda 2020 ile ilgili güzel değerlendirmeler var. Aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ama biliyorsunuz bakanlık ayrılınca bir kısmı sizinle ilgili, bir kısmı Çalışma Bakanlığı ile ilgili oldu. Sizinle ilgili olanlar çok önemli konular. Önemli sorunları, sıkıntıları olduğunu gösteriyor bakanlığın. Mesela çeşitli sosyal yardım ödemelerinin terkin işlemlerinde hatalı uygulamalar yapılması gibi bakanlığı zarara uğratacak, kamu zararına yol açabilecek işlemlerin olduğundan bahsediyor. Bunları dikkate almak lazım. Mesela üçüncü bulguda 2020 yılı içerisinde terkin edildiği halde muhasebe sistemine yansıtılmadığı bildirilen toplam tutar 14 milyon küsur. Önemli bir rakam. Bunların muhasebe sistemine alınmaması büyük sıkıntılar yaratır. Bunlar kamu zararı olarak karşımıza çıkar. Bunlarla ilgili teftiş yaptırmanız, denetim yaptırmanız gerekir. Çok uzatmayayım. Mesela 7. bulgu var. Diğer bulgular arasında 18 yaşını tamamlamış olan ve gerekli şartları taşımayan bazı gençler için sosyal ve ekonomik destek ödemesinde bulunulması. Yani şartları taşımadığı halde bazı kişilere de yine sosyal destek uygulamaları, yardımları yapılmış. Bunların da önlenmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı herhangi bir eğitim kurumunda veya meslek edinme kursunda öğrenci olma şartlarını yerine getirmediği halde bunlar yapılmış. Bunların da kamu zararı olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar için de denetim yaptırmamız lazım. Sayın Bakan, bu şeye bakarsanız bakanlığınızın hakkında bilgi sahibi de olursunuz. Özellikle yapılan işlerin kayıtlara intikal ettirilmesi sürecinde sıkıntılar olduğunu göreceksiniz. Diğer bakanlıklarla zaman zaman protokoller yapılıyor. O protokollerin uygulamasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu göreceksiniz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili 11. bulgu veri tabanlarının uyumlu olmaması bakanlığınızın gibi bir eleştiri var. Bu da çok önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporlarının gereklerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi ihmal suçları var. Bunların hepsinin dikkate alınması lazım.
Ben hepsini okumak istemiyorum. Raporda var akşamın bu saatinde. Dikkate alırsanız, aldırırsanız memnun oluruz. Önemli konulardır. Başarılar diliyorum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çocuk, kadın gibi bu personeller toplumun dezavantajlı kesimleriyle çalışıp travmayla birebir yüzleşen kişilerden oluşuyor. Fakat yıpranma payı alamıyorlar. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Zor koşullarda çalışan personellerinizin koşullarının iyileştirilmesi yolunda somut adımlarınız olacak mı? İkinci sorum, 4+4+4 eğitim sistemi öncesinde ve sonrasında yaşanan çocuk işçilik verilerini bizimle paylaşabilir misiniz? Üçüncü olarak da resmi çocuk istatistiklerine göre çocuk evliliği oranının en yüksek olduğu illerden başlanarak ülkenin tamamında farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla eğitim düzenlenmesi düşünülmekte midir? Çocuk evliliklerinin önüne geçmek için bakanlığın uygulamaları nelerdir?